Allahu Ekber, Allahu Ekber Allahu Ekber, Allahu Ekber Eşhedü en la ilahe illallah Hoş bulduk, teşekkürler. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Sağ olun, iyiyiz. Sizler nasılsınız? Allah'a emanet olun. Medrese hakkında hocam, programımızın sizden medrese, medresede okuyan talebeler ve buradan yetişen mezun olan hocalarla alakalı bilgi almak istiyoruz. Öncelikle ilk sorumuz, medrese nedir? Medrese ne gibi alanlarda çalışma yapar? İçeriği nedir? Medreseye giren bir insan neler yapar? Bir günü nasıl geçer medresedeki bir kişi? Soru, medrese nedir? Evet. Değil mi? Evet. Şimdi Cüneyt Hoca Medreseyle alakalı birçok yani söz söylenebilir. Ama hakikatte e, malum geçmiş zamanda medrese dendiğinde akla üniversite bugün diyebileceğimiz. Bugünkü üniversite bile aslında o medresenin tanımını karşılamıyor. Çünkü içerisinde İslami ilimler yok üniversitelerde. Önceden medrese dendiğinde, Adam doktor, tabip olabiliyor, efendim mühendis olabiliyor, o olabiliyor. Aynı zamanda İslami ilimlerin de yani bilmesi gereken şeyleri de biliyordu. Böyle bir yetişme sistemi netice itibariyle vardı. Fakat günümüzde medrese dendiğinde bizim de Mahmud Efendi Hazretleri'nin ısrarla üzerinde durduğu, her mahalleye açılmasını tavsiye buyurduğu bir kız, bir erkek medresesi Bugün kendisinde İslami ilimlerin öğrenildiği hoca fabrikası diyebiliriz. Yani bugünkü medresenin tanımı kısacası hoca fabrikası şeklinde olabilir. Yani medrese dendiğinde işte bugün insanlar tabii neden diğer ilimler okutulmuyor gibi bir takım söylemlerde, sorularda bulunabiliyorlar. Ama bugün bu medreseler geçmiş dönemde olduğu gibi bir devlet desteğiyle yürüyebilen, devletin destek verdiği kurumlar değil. Gerçekten birtakım samimi insanların oluşturdukları ve İslam'a hizmet noktasında adam yetiştirmek için kendilerinden fedakarlık yaparak tesis etmiş oldukları bir takım oluşumlar ve burada imkan nispetince İslami ilimler, toplumun şu anda en çok ihtiyaç duymuş olduğu şeriatı, İslam'ı öğrenme noktasındaki o ihtiyacını gidermek için hocalın yetiştirilmiş olduğu, sırf İslam bilimlerinin okutulmuş olduğu mekanlar diyebiliriz. Peki kişilerin alınmasında herhangi bir literatür var mı, herhangi bir yaş sınırı var mı veya nelere dikkat ediliyor bir kişinin medreseye başlamak istediğinde? Yani camiamız içerisinde bu gibi kriterleri olanlar olduğu gibi genel itibariyle kim gelirse gelsin burası bir medresedir, tekkedir, yani şunu ifade edeyim. Mahmud Efendi Hazretleri'nin büyük bir gayreti neticesinde Osmanlı Devleti'nde iki ayrı kurum olan medrese ve tekke kurumları birleştirildi. Yani bugün biz medrese dediğimizde efendim anlaşılması gereken şey Mahmud Efendi'nin gayretleriyle birlikte Allah ondan razı olsun. Hem kendisinde tekke faaliyeti yapılıyor yani nedir kişinin amellerine yönelik hareketler yapılıyor hem de ilmine yönelik hareketler yapılıyor. Yani bir adam öğrendiğini tabir caizse orada tatbik ediyor. Yani öğrendiğini efendim baş boş bırakıyorsunuz. Ne yaparsa yapsın tarzı değil. Aynı şekilde öğrendiğini amel noktasına mükellef kılınıyor. Dolayısıyla dışarıya açık şu mantıkta bakılabiliyor. Gelsin medrese yaşı kaç olursa olsun İslam'ı öğrensin şeklinde bir düşünce sistemi var. Onun haricinde tabii ki yaşı daha erken olan, ilmi anlama noktasında daha kabiliyetli olan kişiler belli bir süreçten sonra ayrı bir mekana geçilmek suretiyle, ayrı bir eğitime tabi tutulmak suretiyle İslami ilimlerde uzmanlaşıyorlar. Fıkıh alanında uzmanlaşabiliyor, hadis alanında uzmanlaşabiliyor, tefsir vesaire diğer İslami ilimlerde uzmanlaşıyorlar. Diğer yaşı büyük yani zeka anlamında biraz daha sıkıntı yaşayan, dersleri anlama noktasında biraz daha geride kalan kişiler de en azından dinlerini öğrenmiş oluyorlar. Namazlarını beş vakit camide kılmış oluyorlar. Varsa bir takım dersleri, tesbihatları onları çekmiş oluyorlar. Aynı zamanda kendilerini haramlardan da korumuş oluyorlar. Evet. Yani şunu diyebiliyoruz o zaman, atıyorum normal kitaplardan okumuş olduğumuz ilimleri öğrendiğimiz takdirde tabii hayata geçirme noktasında biraz eksiklik olabilir. Hemen öğrendiğimiz ilimleri tatbik etme noktasında sıkıntı yaşayabiliyoruz ama işte medresede tekkelerin birleştirilmesiyle birlikte, medreselerin tekkelerin bir olmasıyla birlikte hem ilmi öğretip hem de amele dayalı, amele de kolaylıkla bir şekilde uygulanacağı bir yer olmuş oluyor dediniz. Peki bu medresedeki bir kişinin günü nasıl geçiyor? Şunu başta ifade edeyim. Cüneyt yani e, dedik ya amele döküyorsunuz, teheccüd namazını öğreniyorsunuz, ve amel. Öğle namazının sünnetini harfiyen orada uyguluyorsunuz. Vesair. Şeriatın en ince ayrıntısına kadar özellikle Mahmud Efendi'nin aleyhi sellem, medreselerinde sünnet tavizsiz bir şekilde yaşanmaya, yaşanılmaya çalışılır. Dolayısıyla öğrenilen şey tatbik edilmiş olur. Bugün ilmi kurumlarda bu sıkıntı var. Yani Maalesef ilmi kurumlar konferans sistemleriyle talebelere ders anlatacaklarını zannediyorlar. Veyahut işte sadece ders anlatmakla bir takım şeylerin olacağını zannediyorlar. Halbuki en büyük zaten sıkıntı burada baş gösteriyor. Yani siz sadece anlattığınız zamanda amele teşvik etmediğiniz veya amel edilecek ortamlar oluşturmadığınız zamanda netice talebenin yaşı gençtir. Dolayısıyla öğrendiklerini sadece pazarlamaya kalkışır. Kendisine en ufak bir burada aktarım sağlamayacaktır. Dolayısıyla bu da çok fazlasıyla olabiliyor. Yani biz kulağımıza geliyor, biliyoruz, duyuyoruz. Hani isim vermeden konuşacak olursak, adamlar İslam ilimlerle uğraşıyorlar ama ne bileyim, çok rahat sabah namazına kalkmayabiliyorlar. Özgür bırakılıyorlar, serbest bırakılıyorlar. E bu sefer sadece siz e, dini bilen bir adam getiriyorsunuz, yetiştirmiş oluyorsunuz. Dini bilen bir adamın da İslam'a açıkçası çok büyük de bir faydası olmuyor. Belki de aksine e, zararı olmuş olabiliyor. Bugün Maalesef böyle kurumlarla ortalık dolu. Sorunuz itibariyle işte e, gündelik hayatı nasıl geçiyor, değil mi? E, medrese'de. Şunu ifade edelim, hani az önce de ifade ettiğimiz üzere amel noktası çok önemli medrese'de. Dolayısıyla medrese'de hayat gün ikiye ayrılır, amel ve ilim. E, gece teheccüd vaktinde, seher vakitlerinde, hani Allah'ın işte ve bil yestagfirun. Onlar ne yaparlar? İşte gece istiğfarda bulunurlar. Sözü gereğince teheccüd vakti kalkılır. İstiğfarlarda bulunur. Tesbihatta. Tarikat biliyorsunuz dersi dediğimiz bir hadise var. Dersi olanlar ona çalışırlar. Onun haricinde yine Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de geceye yönelik bir takım ifadelerinden kaynaklı kalkılır, ders çalışılır, Kur'an okunur, zikirlerde bulunur talebelerimiz. Onun yanında sabah namazı malum programı ve ondan sonrası işte bir takım ihtiyaçların giderilmesiyle birlikte ders programı öğlene kadar güzel bir şekilde ders programları devam eder. Talebeler derslerini alırlar. Ve öğleden sonraki süreçte aldıkları derslerin müzakeresi dediğimiz o işlem gerçekleşir. İkindiye kadar. Yine ikindiden sonraki süreçte amel sahası devreye girer. Amel devreye girer ve tarikat dersi, efendim olanlar tarikat dersini çekerler. Olmayanlar yine kendilerine has bir takım ibadetlerde bulunurlar. Akşam namazı, yine ihtiyaçların giderilmesi. Akşam namazı, yine o arada dersler. Yatsı namazı ve ondan sonra e, istirahat süresi devreye girmiş olur. Yani tabii ben kısa geçtik geçtim. Daha uzun bir şekilde, teferruatlı bir şekilde anlatılabilir. Fakat şunu ifade etmiş olalım. Yani medreseye giren bir kardeşimiz şu düşüncede olursa, medreseye girdiğinde eminim birçok zorluklar kendisine kolay olacaktır. Allah kolay edecektir. Ben İslam'ı öğreneceğim ama aynı zamanda da İslam'ı yaşayacağım. Başta ya yüledine menuku anfusakum mehlikum me ayeti kelimesinde Allah'ın nefislerinizi uyarın sonra ehlinizi uyarın ayetince ayeti gereğince başta kendim yaşamakla mükellefim ondan sonra aktarmakla mükellefim. Maalesef ilim erbabı bu sıkıntıya düşebiliyor. Ameli zayıf görüyor. Dolayısıyla kendisi öğreniyor ve özellikle bugün sosyal medyanın varlığıyla birlikte her şeyi dışarıya aktarım. İşte bu söz çok güzel. Işte insanlar i̇nsanlar bunu yapsınlar ama kendisine bakıldığı zaman da çok büyük bir ameli noktada sıkıntılar yaşayabiliyor. Namazlar gidebiliyor. Vesaire haramlardan kaçma noktasında bir takım sıkıntılar. İlim gözünde her şey oluyor. Halbuki ilim her şey değildir. Amel yoksa ilimsiz, efendim, amel sıkıntı olduğu gibi amelsiz ilim de hakikaten Halleder Efendi'nin buyurduğu gibi ilim bu yan sebeplerindendir. Kişinin azmasına, yoldan çıkmasına sebep olan şeylerden bir tanesidir ki malumunuz Bakara suresinde ve sair surelerde Allah şeytanı anlatırken onun kibirli olduğunu ifade ediyor. Şeytanın ilmi burada aslında ortaya çıkmış oluyor. Allah'la konuşan, Allah'ı bilen birisi, Allah'ın hatta kendisini vazifelendirdiği bir mahluk ama ilmi ona kifayet etmiyor. Amel noktasında sıkıntı yaşadığı için Vastekbara ve kâneminel kâfirin. Kibirlenmek bir amelsizliktir. Amel noktasında sıkıntı yaşamaktır. Ve kafirlerden oluyor. Onun için e, medreseye girecek arkadaş, başta ben kendimi kurtarıyorum mantığına girecek, ondan sonra ümmeti kurtarıyorum mantığına girdiğinde eminim çok daha istifadeli, faydalı bir eğitim süresi geçirecektir. Peki bu eğitim süresi ne kadar? Ne kadar yıllık süre ve bu süreç içerisindeki okunan kitaplardan genel olarak hangi kitapları okunuyor? genel olarak? Evet. Eğitim süresi genel itibariyle 5 yıl. Tabii kişinin istidadına göre de bu rakam daha erkene çekilebiliyor. Ana temel 5 yıl. Ana temel eğitim 5 yıl. Ondan sonraki süreçte kişi kabiliyetli ise ihtisas kurumlarımız var. Tekamül kurumumuz var. Dolayısıyla ondan sonra kabiliyeti hangi ilme meyelse fıkıhsa fıkıh, hadisse hadis, tefsirse tefsir bu alanda uzmanlaşıyor ve ondan sonra o alanda hizmet vermeye başlıyor. İşte bugün dirayet biliyorsun kurumumuz var. Ömer Faruk hocamızın önderliğinde dirayet evvelce dergi çıkartıldı. Sonra bir takım kitaplar en son biliyorsun deizmle alakalı kitap çıkartıldı. bunlar hep bu medresenin mahsulü hocalar. Yani bunlar ilahiyata gitmeden sırf kendi gayretleriyle Mahmut Efendi'nin teşekkül ettirmiş olduğu o e, sistemin içerisinde bulunmuş, oradan eğitimini almış ve karşı cenaha karşı hiç karşı cenaha bulaşmadan reddiye yapmış kurumlar. Şimdi bir takım isim vermeyelim yanlış anlaşılma olmasın ama hani ilahiyata gitmek gerektiğini, orayı görmek gerektiğini söyleyen hocalarımız var. Biz buna katılmıyoruz. Mahmut Efendi başta buna katılmamış. Adeta Mahmut Efendi demiş ki yani katta sallallahu aleyhi ben başta başına bir sistem kuruyorum. Bu sistem medrese sistemidir ilahiyat sistemini kabul etmiyorum. Neden? Çünkü orada yanlışlar var. Yani siz ilahiyata birisini gönderdiğiniz zaman da af buyursun kardeşlerimiz, biz affetsinler ama kadın erkek karışık olabiliyor. Sizin dersinize giren kadın olabiliyor. E kızsanız erkek dersinize girebiliyor. E burada haram işlenilmiyor mu? İşleniliyor. Peki haram yolla helale ulaşmak bu Allah'ın bereketini eksilttiği ve belki de kişinin zararlı sonunda zararlı çıkmasına sebep olacak bir hadisedir. Dolayısıyla Mahmud Efendi bunu bildiği için hayır, medresede yetişeceksiniz, okumak istiyorsan hayatı dışarıdan okuyabilirsin. İlla içeri gitmek zorunda değilsin ki. Maalesef insanlar o yönde teşvik olabiliyor. Medresede yetişecek adam kendisini 5 yıllık eğitim nedir, İslam'ı öğrenecek nedir, ne, ne değildir bunu bilecek. Ondan sonraki süreçte kabiliyeti varsa tefsirse tefsir alanına girecek, orada uzmanlaşacak. Ve bugün işte hocalarımızın yetiştiği gibi karşı cenaha reddiye yapacak. Müslümanlara da İslam'ı anlatacak, tefsiri anlatacak, Kur'an'ı anlatacak, Allah'ı anlatacak. Karşı tarafa da Allah'ı inkar edenlere Allah'ı anlatacak, Allah'ı ispat edecek. Bu şekilde. Tabii ki eksikler mutlaka vardı her kurumda olduğu gibi ama bundan sonra Allah'ın izniyle daha iyi olacak. İnşallah. Siz kaç yıllık eğitim gördünüz? Beş sene doldurdunuz. Elhamdülillah. Evet. Bu... Medreseye giren veya Efendi Hazretlerimize tabi olan kişilerde genel itibariyle gördüğümüz yani bize daha çok sık olarak gelen sorulardan bazıları hani tek tip modellerimiz. Yani işte şal var, ve sarı. Hani bunu size dayatıyorlar mı? Böyle bir baskı mı var? Neden hepiniz bu şekilde giyiniyorsunuz gibi? Bazı sorular geliyor. Siz bu konu hakkında nasıl açıkladığınızı soruyoruz. Evet. Şimdi bu soru çok sorulan bir soru. Yani şunu ifade etmek gerekiyor. Mahmud Efendi az önce ifade ettiğim gibi medreseyi kurdu ve bu medrese bir disiplin üzerine kuruldu. Bir takım eksikler, nakıslıklar olabilir her kurumda olduğu gibi. Fakat hani hep şunu misal verir hocalarımız. Bugün bir Fenerbahçeli futbolcu veya bir Galatasaraylı futbolcu Galatasaray veya Fenerbahçe antrenmanına işte Galatasaray formasıyla giremez. Doğru mu? O takımın formasını giymek zorundasındır. Bu bir kuraldır. Özgürüz. Özgürlük var. İstediğim takımın efendim e, ne yapabilirim? Formasını giyebilirim. Diyebilir misin böyle bir şey? Söyleyemezsin. Kurallar var. Bugün devletin de bir takım kuralları var. Öğretmenlerin efendim dikkat etmesi gereken kuralları var. Bizde Mahmud Efendi Hazretleri de en azından medreselerde buna dikkat edilecek buyuruyor. Yani dışarıda evet sen serbestsin. Zaten kişi girdikten sonra o havayı aldıktan sonra artık kendisi isteyerek yani sorunuzun cevabı olarak isteyerek onu giymiş oluyor. Ama medresede bu iş zorunludur. Nasıl zorunlu? Sarın olacak medresede. Neden? Seni zorla hayra, zorla hayır, hayırdır kabilinden zorla hayra teşvik ediyoruz. Medresede olacak, cübben olacak, daha geniş giyineceksin daha rahat giyineceksin. O şekilde eğitimin alacaksın. Yani sonra dışarı çıktığında sen nefsine ağrı geliyor olabilir. Ondan sonra zaten arkadaşlarımızdan bir kısmı böyledir. Dışarı çıktıklarında normal hani toplumda bugün sivil kıyafet diye tabir edebileceğimiz o kıyafetleri giyerek ulaşabiliyorlar. Yani bir takım medreselerde baskı olabilir. Evet bunlar olabiliyor. Efendim eksiklikler olabilir. Yani biz geneli konuşuyoruz şu an itibariyle. Dolayısıyla o medresedeki atmosferi yakalıyorsunuz. Düşünsenize yani Herkes sarıklı, bambaşka bir feyizli ortam. Yani bugün eminim medreseye gelip de sarık taktığında feyiz alamıyorum diyecek adam ben bilmiyorum. Gerçekten samimi olan bir adamdan bahsediyorum. Oraya girdiğiniz herkes sarıklı, cübbeli, şalvarlı, efendim kimileri sakal noktasında hani sıkıntısız kimleri bırakmaya çalışıyor. Böyle bir ortamın maneviyatı da fazlasıyla ziyadeleşmiş olur birlikte bir söz konusu olunca her iki laftan bir efendi hazretlerimize Fakat çıkıyor. Katta sallallahu aleyhi ve sellem. Peki efendi hazretlerim kısaca biz sizden tanıyabilir miyiz? Malum zaten torun olduğumuzu biliyoruz. Canından, kanından bir parçasınız. Bizim bildiğimizden Öyle mi? Olsun, Şimdi e, Allah'a şükürler olsun. Kıskandın gibi sanki. Kıpte ettim. ettim. Şimdi Efendi Hazretleri ile alakalı tabi hocalarımız serdem anlatıyorlar. Efendi Hazretleri'ni ameli noktada anlatmaya kalksak dilimiz dönmez, lal olur diyebiliriz. Fakat Mahmud Efendi Hazretleri'ni bugün bir yönden anlatmada sıkıntı yaşıyoruz. O da aksiyon yönüdür. Yani hakikaten Efendi Hazretlerimiz Sallallahu sirruhu İslam anlatma noktasında son derece çaba sarf etmiştir. Bugün İnsanlar derler ya, siz sadece kendi cemaatinizden olana yardım ediyorsunuz. Kendi cemaatinizden olana sahip çıkıyorsunuz. Sizin derdiniz ümmetçi değil. Bunu bir takım ümmetçi olduğunu iddia edenler ifade ediyorlar. Halbuki Mahmud Efendi'nin hayatına baktığınız zaman da hayat ümmet üzerine tesis edilmiş. Gece gündüz, o zamanın imkanlarıyla sosyal medya yok, o zaman araçları daha kıt, ulaşım vasıtalar daha efendim e, nakıs durumda. Bugüne itibariyle daha geri planda yollar aynı şekilde çok kötü bir durumda. O zor şartlara rağmen Hoca Efendi hiç o benim cemaatin bu benim cemaatin veya sağa sola cemaat toplamaya da gitmemiş. İslam'ı anlatmaya gitmiş ve talebelerine hatta talebe derken yani bu ilim alanlardan bahsetmiyorum. Yeni dönüş yapmış bir adama bir şeyler bildikten sonra arabam var mı? Var. Hadi bakalım emri bil marufa çıkıyorsun. Yani el amirune bil maruf ve nehu nani'l ayetinin muhatabı olaraktan. Çıkıyorsun adam alıyor tanıdık birkaç kişiyle birlikte yolculuğa çıkıyor. Bir camiye giriyor. İki de bir kelime konuşabilir mi? Çok da bir şey bilmiyor. Arkadaşlar Allah'ın emirlerine sarılalım. Burada Allah'ın el amirune bil maruf ve nahun anil munker <laughs> <laughs> ayetini uyguluyorlar. Bunu uygulayabilmek için illa şimdi namaz kılmak için illa alim olmak gerekiyor. Hayır. Oruç tutmak için illa alim olmak gerekiyor. Hayır. Dolayısıyla bunun için de illa alim olmaya gerek yok. Bir şeyleri bilmeniz ve o bildiğinizi aktarmanız yeterli. Dolayısıyla tabi usulünce bu şekilde e, böyle gidiyorlar, anlatıyorlar. Efendinin hayatı bu şekilde geçmiş. Yani eğer cemaatçilik sadece kendini düşünse veya cemaatin düşünseydi İsmaila Camii'sinde otururdu zaten gelen kendine haddi hesabı orada insanlara vaazuna seyahat edildi. İstediği gibi istifade edebilirdi. Yani insanlar yeni nesil efendi yanlış tanıyorlar. Efendinin sağlık sıkıntılarından sonra özellikle Hızır Efendi'nin şehadetinden sonra bedeni anlamda bir çöküş söz konusu oldu. O zamandan sonra istirahat halinde yani artık ruh o kadar çalışkan ki beden ruhu kaldıramaz bir halde. Beden ruhu kaldıramamış ve dolayısıyla Efendi Hazretleri istirahatte şu an itibariyle. Yani bu bir zorunluluk. Dolayısıyla o zamana kadar hayatı hep hizmet, hep oraya vaaz, buraya vaaz. Türkiye'de gidirmedik. Şehir, il, ilçe, köy efendim hakikaten yani köylerin çoğuna bile gitmiştir. Bunu hakikaten samimiyetle ifade edebiliriz. Çünkü hani benim babam yani efendimizin oğlu da aynı şekilde gider. 3 ay yok. Nereye gidiyor bunlar üç ay? Gidiyorlar Anadolu'ya köy köy dolaşıyorlar. Dağılıyorlar hatta imkanlar nispetince dağılıyorlar. Beş kişilerse beş kişi farklı ellere dağılıyor. Mahmud Efendi de böyle. Bir sistem kurdu Mahmud Efendi. Bunu tek başına kurdu. Çünkü Haleder Efendi'den sonra o medrese malum süreç sebebiyle tekkeler kapatıldı, medreseler yıkıldı. Mahmud Efendi geldi bir hayal, bir ideal her mahalleye bir kız bir erkek medresesi dedi. Ve insanların e, dini yaşama noktasında bırakın en zirve emirleri daha geri planda sayabileceğimiz emirleri yaşamada bile korkaklık gösterdikleri dönemde o ısrarla hatta hoca efendiler darbe sürecinde ona 1980'lerde Efendi Hazretlerimiz medreseleri kapatalım, bir tatil verelim, bu süreçler sıkıntılı süreçler dendiğinde Efendi Hazretleri hayır, asıl işimiz şimdi başlıyor diyerek medreseye teşvik ve ne oldu? Hocalar çıktı, hoca kadrosu çıktı, Efendinin çalışmaları neticesinde. O hoca kadrosu, hoca kadrosu yetiştirdi. Yani inan, şimdi insanlar dışarıda yanlış biliyorlar. Yani medreselerin bugün işte bir takım güzel medreselerin resimlerini koyuyoruz. İnsanlar hep medreseleri böyle biliyorlar. Böyle gelmedi bu iş. Biz kendi Mahmut Han hocamdan bak evini açmıştı. Talebeler evinde okuyorlardı. Yani abdest ihtiyacını giderecekler insanlar. Efendim e, ee, affedersin 30 kişi var 30 kişi sıra bekliyor. Böyle böyle bu iş geldi. Daha öncesi bu imkanlarda yoktu. Samanlarda işte Ali dedesi Ahmet Hoca anlatırdı. Ondan dinlemişizdir. Yani o samanlıklarda okuyorduk. Böyle kağıt parçalarıyla efendim emsile yazılmış üstüne. Bu şekilde büyüdü medrese. Bu şekilde bu şekilde bu imkanlar sağladı. Birileri çalıştı, iş bize kaldı. Biz de rahat bir ortamda büyüdük. Rahat bir şekilde medreselerde. Yani işin meyvasını biz yedik aslında. İnşallah istifade ederiz. Allah bu konuda eksi almaktan bizi muhafaza etsin. Dolayısıyla Mahmut Efendi hani birçok şeyinden konuşulabilir ama yani bugün başka adamlara Mısır'a gitmeye gerek yok. Hocalarımızın yaptığı gibi bir takım hocalarımızın. Mısır'a gitmeye gerek yok. Ne bileyim oraya buraya Aksiyon adamı karşında duruyor. Ama anlatamıyoruz insanlara. Çünkü niye? Tarikat şeyhi olduğu için hep o tarikattan bahsediliyormuş gibi. Hayır. Hayat tabir caizse araba üstünde, at üstünde geçmiş. Bu. Her gittiği yerde yani gel benim tarikatıma. Zaten bizim tarikatımızda böyle bir şey yok. Davet etmek yok. Sadece sohbet var. Her gittiği yerde aman arkadaşlar İslam'ı yaşayalım, aman arkadaşlar şeriatı yaşayalım, aman arkadaşlar medrese açalım. Birisini bulmuş. Hatta buradan Efendi Hazretleri medrese açtırmaya haber gönderiyor falanca bölgeye. Adam gevşeklik davranıyor. Kendisi gidiyor açtırıyor. Ne demek? Bir medrese bugün biz bunu belki küçümseriz ya telefon açarız açmıyorlar. Gidiyor ısrarla. Çünkü oradaki bulunan insanların kurtuluşunun o şekilde olunacağını, olacağını bildiği için efendim bu şekilde bir çalışma içerisine girmiş. Yani efendi dersek ümmet için kendini feda etmiş. Efendime söyleyeyim, amel noktasında da zirve, ilim noktasında da yani Efendi Hazretleri'ni anlatırlar. Kaç yaşında? 60'larından sonra yani bahsettiğimiz hadise. Efendim usulü fıkıh dersinde bugün birçok hocanın okuyamayacağı mirat, mirkat efendim eseri okunurken uyumamak için ayakta dersi dinleyen bir şeyh efendiden bahsediyoruz. Aynı zamanda bu kadar da ilme aşık bir şeyh efendiden bahsediyoruz yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Siz 50 yaşından fazla 60 yaşına gelmişsiniz. Efendim tabiri caizse halk tabiriyle postunuzu efendim kurarsınız, üstüne oturursunuz. Gelen giden hatta hesap olmak. Hayır. Dert İslamsa o zaman da dahi usulü fıkıh dersi ayakta dinlersiniz. Hiçbir şekilde dersleri de kaçırmazdı. Onun için efendinin ilim, amel, ihlas ve bunların bir neticesi olarak emri bil maruf faaliyetleri hakikaten üst düzeydir. Ama bunu maalesef biz aktarmakta sıkıntı yaşıyoruz. İnsanları yanlış tanıyabiliyorlar. Şu anda medreseye gitmeyi akıllarında düşünen, canlandıran kişilere medrese hakkında ne tavsiye edersiniz? Bu kişilere son olarak ne tavsiye edersiniz? Yani medrese dediğimiz gibi biraz e, feragat, fedakarlık istiyor. Yani bugün diğer kurumlara gittiğiniz zaman da e, çok rahat yani bir takım af buyurun nefsani istek ve arzularınızı yerine getirebiliyorsunuz. Bugün medrese girildiği zaman da sıkı bir eğitime tabiri caizse tabi tutuluyorsunuz ve e, işlemiş olduğunuz günahlardan soyutlanmaya çalışırken gelecek günahlara dair de kendinizi hazırlıyorsunuz. Yani tabiri caizse bu 5 yılda muhkem bir kale kurmaya çalışıyorsunuz. O kale o kadar sağlam olacak ki 5 yıl sonra düşman geldiğinde o kaleden geçemeyecek şekilde böyle bir oluşum içerisine giriyorsunuz. Dolayısıyla kolay değil tabii ki. Hiçbir şey kolay değil. Neticede e, her iş fedakarlık istiyor ama medrese bu işte zirvedir. Dolayısıyla gerçekten samimi olan İslamı öğrenmek, yaşamak ve yaşatmak isteyen kardeşlerimiz varsa gelecekler en büyük en büyük ifade onları kapsayan bizi kapsayan fedakarlıktır. Fedakarlık yapabilmeleridir vakitlerinden kendilerinden. Sevdiklerinden fedakarlık yapacaklar, gelecekler ve bu beş yıl şeytan tabii ki teşvik onları dışarıya edecek. Belki başka bir takım bahaneler sunacak ama hiçbir şekilde aldırmadan dayanarak beş yılı tamamlasınlar. Allah yardımcıları olacaktır inşallah. i̇nşallah. E, eminim güzel bir şekilde eğitimden aldıktan sonra insanlığa da faydaları olacaktır. İnşallah. Ağzınıza sağlık hocam. Verdiğiniz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Rabbimiz hizmetlerinizi kabul eylesin. Biz de dua edelim. Evet. Allah razı olsun. Teşekkür ederiz. Başka bir programda görüşmek dileğiyle. Evet.